Bugün Şiar Kılıç dosyasının 3. celsesi görüldü. Duruşmanın 16 Kasım 14.45'e ertelendiğini mahkeme tarafından iletildi bize. Duruşmada tutuklu sanıkların tutukluluğunun devamına karar verildi. Yeni gelen delil olarak Adli Tıp Kurumu'nun raporu vardı. Raporda maktul Şiar Kılıç'ın ölmeden önce cinsel saldırıya veya cinsel istismara uğrayıp uğramadığı sorulmuştu. Buna ilişkin Adli Tıp Kurumu'nun raporunda cesedin kömürleşmiş olması sebebiyle bunun tespitinin mümkün olmadığı, adli tahkikat sonucu söz konusu cinsel istismarın olup olmadığını tespit edilebileceğine karar verildi. Gelmeyen tanık Uğur Biryan'ın tekrardan zorla getirmesine karar verildi. Annesi ve annesinin sevgilisi tarafından canice katledilen çocuğumuz Şiar'ın bugün 3. duruşmasındaydı. Duruşma tanıkların dinlenilmesi üzerine 16 Kasım saat 14.45'e ertelendi. Duruşmada gelen adli tıp raporunda çocuğumuzun cesedinin kömürleşmiş olmasından dolayı herhangi bir cinsel istismara uğrayıp uğramadığına dair delil bulunamadığına karar verilmiş. Çocuğumuz canice katledilmiştir. Biz bu davanın devamında takipçisi olacağız ve Şiar'ı hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız. Çocuklar vatandır diyerek çıktığımız bu yolda, bu yolun devamında da tüm çocukların sesi olmaya devam edeceğiz. Çocuklar vatandır, vatanına sahip çık. Çocuklar vatandır, vatanına sahip çık. Ama nereye gittiğini bilmiyorum. Caddeye çıkıyor ve sonra bayın üstü izlerini takip ederek buraya geldiğinde şimdi ben tekrar bulmaya çalıştım. Çocuklar üzerine çalıştım. Tam itibariyle. Emine yenge, Hamza, Berkay, Meryem, onlara da veriyor. Meryem var. Ha, Meryem geliyor mu? Tamam, geliyor. Aha, geliyor bir tane. Maskelerim lazım. O da babada sen koli ver. Koli verin. Anne. Şöyle verelim bakalım. Gel bakalım. Gel. Bunlar senin. Ne yapacağız? Top da oynar mısın? Top sever misin? Bak maşa. Maşa. Bir de o flüt gibi bir şey vardı ya. Ondan verdim ben şaklar. Ben geldim. Meryem'in tamam. Mi elindeki? Tamam, Meryem'e ver. Ver bir şey.